Çocuklar Yemeği'ne onur verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hatem Sağlık Okulları Genel Müdür Yemsiyim. Hatem Sağlık Okulları Genel Müdür Yemsiyim. Fatih Özufacık ismim. Bu akşam bu iftar yemeğini vermemizin nedenlerinden biraz da okulumuzdan bahsedeceğim sizlere. Hatem Sağlık Okulları bu yılın başından itibaren yapılanmaya giderek Türkiye genelinde şubeleşmeye başlamıştır. Burada Hatem Sağlık Okulları'nın neden şubeleşmeye gittiği, neden Hatem'i tercih ettiğiniz, Hatem ne demek, onlar hakkında bilgiler sunacağım. Öncelikle ismimizden başlayalım. Hatem. Hatem, Gaziantep'te yerleşik bir hastane ismidir. Gaziantep'teki hastanemizi kurucularından Halil Bey ve Temur Bey'in isimlerinin kısaltılmasıdır. Bu bölgede bu çok önemli çünkü ismimizin ne anlam taşıdığı biz çok anlatmaya çalıştık. Halil ve Temur isimlerinin kısaltılmasıdır. Hatem Şirketler Topluluğu Gaziantep'te yerleşik olarak bir hocam müsaade bir gel hocam. Hatem Hastanesi, Hatem Sağlık Okulları, Hatem Yazılım, Hatem KBB Medikal, Hatem OSGB ve Hatem Teknik Şirketlerinden oluşmaktadır. Bu akşam siz kıymetli velilerimize Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları'ndan bahsedeceğiz. Projemiz 2012 yılı başından itibaren fizibilite çalışmalarıyla başladı. 2012 yılı tamamıyla araştırılarak geçirildi. 2013 yılında okulları açmak için start verildi. 2,5 kat büyütme kararı alıp hastanemize toplamda 15 milyon, okullarımıza da 20 milyon TL'lik bir yatırıma öngörüldü. 3 yıl için yatırım bedeli harcadığımız nakit para 35 milyon TL'dir. Kısaca hastanemiz bünyesinde 35 tane doktoru, 220 tane yardımcı personeli, toplam 255 personeliyle Gazişehir'e hizmet veren bir hastanedir. Yılda 500 bin poliklinik yapabilecek güce sahip bir hastaneyiz. Hastanemize az önce bahsettiğim yatırımımızla beraber yıllık kapasitesini 2 milyon polikliniğe, doktor sayısını 60'a, uzman hekim sayısını 60'a ve personel sayısını 400'e çıkarmaya hedeflemektedir. Burada okullaşmayla hazırlayacağımız okullarda hastane sektörünün aradığı, hastane sektörünün mumla aradığı deyim birindeyse nitelikli ve aranılan personelleri yetiştirmeye başlayacağız. Okullarımızdaki veya çarşıda gördüğünüz afişlerde nitelikli ve aranılan ATT, nitelikli ve aranılan hemşire olmaya hazır mısınız? Bizim sloganımızlardan iki tanesi bunlar. Çünkü bizim birinci önceliğimiz iyi öğrenci alıp iyi öğrenci yetiştirebilmek. Sene sonu geldiğinde, 4 sene sonra çocuk bizden mezun olduğunda evet iyi bir sonuçla nitelik, o hemşire niteliğini 4 türlü kazanmak zorunda.